Evet Sayın Keşif. Efendim, şu saate kadar izlenimleriniz neler olur? Vallahi sizin de belirttiğiniz gibi Ulusal Birlik Partisi'nin başkanlık yarışı ki demokratik süreçte her siyasal partide siyasal partiler yasası ve siyasal partilerin tüzükleri gereği 2 yılda bir olan kurultaylar olur. Bu olan kurultaylarda da aday çıkar, çıkmayabilir, adaylar çıkabilir. Ama siyasal tarihte hiç yaşanmamış bir olay yaşandı bizim Ulusal Birlik Partimizin 19. olan kurultayında. Ve biliyorsunuz salt çoğunluk sağlanamadığından dolayı da ikinci tura kalınmıştı ama şikayet olan mahkemeye gitsin dendi ve mahkeme sürecinde epey uzun 4 ay gibi bir süre. Ekim, 21 Ekim, 24 Şubat. Olan ve ekonomikman iş yapması ve çok faal olması gereken bir dönemde böyle süreçlerin yaşatılmaması gerekir inancındayım. Bakınız bu hadise 28 Ekim'de olacaktı ve bitecekti. Ve 28 Ekim'den buraya da zannedersem çok daha iyi işler, çok daha güzel hareketler veya durum Lefkoşa Belediyesi yaşayacaktı. Belki de bugün Lefkoşa Belediyesi'nde bir seçim olayı da yaşamayacaktık. Çünkü biliyorsunuz her seçim külfettir, halka bir külfettir. Bakınız bugün bir kurultay olayı bile elbette ki herkese bir külfet olur. Gelecek gidecek ama partisini seven, siyasi yaşamı seven insanlar buna koşa koşa geliyorlar. Ben onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü Ulusal Birlik Partisi'nin büyüklüğünü gösteriyorlar. Gelip Ulusal Birlik Partisi'ne oy veriyorlar. Sabah beridir olaylar güzel gidiyor. Yalnız olayların başlangıcında 3 gün önce yapılan iki başkan adayının ve genel sekreterinin genel sekreterlikte yaptığı toplantıda varmış olduğu ve almış olduğu kararların geldiğimde burada bazı kısımlarının aksi olduğunu gördüm. Mesela sandık olayı 2 tane olacaktı divanın önünde. Bir geldim baktım ki aşağıda 5 sandık. Hiç önemli değil. Sandık yeri değişmekle, sandık sayısını artırmakla, insanlarımızın iradesini çelmek ve onların duruşunu aksi yöne döndürmek mümkün değil. Aday insanı diyeyim ben dünyanın genelinde aday insanları hürriyetine, özgürlüğüne ve onuruna, gururuna düşkündür. Hı hı. Bunu hepimizin, dünyada yaşayan insanların peki, böyle bilmesi lazım. İtirazlarınız vardı. Bu itirazlar konusunda tatmin oldunuz mu? Öyle olmadım. Diyeyim. Olmadınız. Hayır, kesinlikle. Peki kaybetmeniz halinde ve bu itirazların etkili olması halinde yeniden bir hukuk süreç mi başlar? Sayın Divan Başkanı eğer bu itirazlara yapılan ve kabul edilmeyen sayı ile bir geçiş olursa, kendisinin bizzat mahkemeye gideceğini bana beyan etti. Hı hı. Sayın Hüseyin Özgürgün. Çünkü biliyorsunuz 6 tane kontenjan adayı atama yetkisi var genel başkanın. Ama genel başkan olmayan bir şahsın nasıl o yetkiyi kullanarak parti meclisine kontenjan atar? Şimdi başkan değiştiği zaman o kontenjan adayları ne olacak? Yani o insanlara da bir haksızlık oluyor. Atananlara sonra demeyecek mi diğer genel başkan? Arkadaşlar kusura bakmayınız. Bu bir partide, büyük bir partide bunlar yakışmayacak olaylardır. Hiç tasvip etmiyorum. Temennim odur ki görüşüm ve inancım da odur ki açık ara farkla biz bu seçimi kazanmış durumdayız. Halkımıza ve delegemize ben bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü bu süreçte bize olgunlukla davrandılar. Kapılarını çok kez bizlere açtılar. Bağlarda, bahçelerde açtılar. Ve insanlarımızla hep birebir kucaklaştık. İnsanlarımızla dertlerini dinledik. Bölgesel sorunları dinledik, ailesel sorunlar dinledik, kişisel sorunlar dinledik ve ülkenin daha iyi gitmesi için bölgesel sorunlar nelerdir, çıkış yolları nelerdir, insanlarımızla birlikte hep bunları tartıştık, konuştuk ve bir kısmının da çözüm yollarını birlikte bulduk. Ben tekrar sizler vasıtasıyla bu süreçte bize bu duyarlılığı ve dayanıklılığı gösteren ve bugün de gelip oyunu hür iradesiyle kullanan tüm Ulusal Birlik Partililere, delegelerimize ve tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına da bize gösterilen sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. Her şey herkesin gönlünce olsun diyorum. Ama bir bakınız ki dün hava yağmurluydu, bugün güneş bir başka doğdu. Demek ki Allah'ın da bir bildiği var. Doğru akan su daima yatağını bulur. Ömrüm boyunca hep doğru akmaya çalıştım, doğru işleri yapmaya çalıştım. Takdir delegemizin ve halkımızındır. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler.